Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent kulisine hoş geldiniz. Türkiye tarihi bir seçim sürecinde 4 haftalık bir süre kaldı. 28 günlük bir süre kaldı. Bugün kimi ağırlıyoruz? Bugün Sayın Tuğrul Türkeş'i ağırlıyoruz. Aslında sadece Tuğrul Türkeş demem bile yeterli ama titri de var Sayın Türkeş'in. AK Parti Ankara Milletvekili, eski Başbakan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle tekrar bir bakma ihtiyacı hissettim sizin biyografinize. Biliyoruz, tanıyoruz tabii ama 2015 o böyle muhataralı dönemde siz AK Parti kabinesine girdiniz, Başbakan Yardımcısı oldunuz. 2017'ye kadar da bu görevi sürdürdünüz. 2018'de Ankara Milletvekili olarak biraz sakin mi geçti son yıllar? Biraz gözden ırak mı geçti sizin açınızdan? Yok. Yani bizim açımızdan o kadar sakin değil. Yani pandemi herkesi hırpaladı. Yani çok şükür biz hafif geçirdik hastalığı. Siz de atlattınız mı? Atlattık. Geçmiş olsun. Bütün ailece. Ama tabii bir iki yıl herkesin hayatında kayıp yıl diye addetmek lazım. Yani o yılları. Bu siyaset de bizim nankör bir meslektir. Yani vatandaş sizi gözünün önünde görmezse bıraktı, çekildi, gitti gibi hemen. Yani gördüğü yerde, aa siz bıraktınız mı? Hayır bırakmadım kardeşim, milletvekiliyim, görevime devam ediyorum, çalışıyorum vesaire. Biraz ekranlara biraz ara verdiniz herhalde ama. Ekranlara şöyle ara verdik. Şimdi AK Parti tabii 300'e yakın milletvekiliyiz biz. Evet. Şimdi bunlarda komisyon başkanları, komisyon üyelikleri var. Benim herhangi bir komisyonda görevim yoktu. Yok. Ben Türkiye-Ukrayna parlamentolar arası dostluk grubu eş başkanıyım Türkiye tarafından. Ukrayna meseleleri son bir senedir, 1,5 senedir yoğun. Onlarla ilgili konularda takip ediyorum. Yani o çalışmalar var. Onun haricinde meclis çalışmaları var. Ama dediğiniz gibi yani biraz kameralardan uzak kalınca herkes bıraktı, gitti, koptu gibi hemen bombalamaya başladılar. Soruyorlar ama, mı siz, şey, ayrıldınız mı, koptunuz mu? Tabii gördüğümde pazar mi? Yerinde, sokakta filan, siz bıraktınız değil mi? Hayır bırakmadım, milletvekiliyim. Tabii doğru. Soru öyle ama siyasetin cilvesi. Evet. Peki. Şimdi tekrar AK Parti birinci sıra, Ankara birinci sıra. Ankara, Çankaya birinci bölgede. Çankaya en zor yer değil mi? Rakibiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü olduğu bölge, birinci bölge. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları bize benzemeye çalışıyor. Demek orada, ki bizim bir zorluğumuz yok. Onlar zorlanacak. Şey mi? Deva Partili Sadullah Ergin var. Onun tartışmasını yapıyor. Her şey var. Epi ilginç arkadaşlar geldiler bizim bölgemize. Ben başından beri, 2007'den beri ben parlamentodayım. İlk 3 dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yaptım. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısıydım, dış politikadan sorumlu. Sonra bahsettiğiniz gibi 2015 Haziran seçimleri sonrasında hükümet kurulamadı Türkiye'de. Hükümet kurulamayınca bir seçim hükümeti kurulması gerekti, icap etti. O noktada Sayın Davutoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızdan istişare ederek bize de seçim hükümetinde, yani kısa iki aylık bir seçim hükümetinde Türkiye'yi seçime götürmek için çok bağımsız bir dönemdi o. Evet. Bakanlık teklif ettiler. Çok kritikti çünkü birçok insan elini taşın altına sokmak istemiyordu. Yani herkese davet yapılıyor, hiç kimse neme lazım, iki aylık bir şey, iki ay sonra ne yapacaksın? Ne olacak belli olacak değil. Mı, o hükümetin ömrü iki ay zaten. Yani taş çatlasa, ki nitekim öyle oldu. Üç aya varmadan yeni gelene devrettik. Doğru. 1 Kasım seçimi sonrası. Tabii 1 Kasım. Yani Haziran'daki seçimin arkasından işte o zamanın moda lafıyla istikşafi görüşmelerin ardından bir netice çıkmayınca Seçim yenileme kararı aldı Sayın Cumhurbaşkanı.
ve onu o noktada bir davet vaki oldu. Biz de Türkiye'yi başsız sahipsiz bırakmayalım diye anayasal bir görev kaldı ki yani anayasada tanımlanmış önemli bir görevdir. Onu kabul ettim. Ve oradan sonra da Kasım bir Kasım seçiminden sonra da başbakan yardımcısı oldunuz. Başından seçim hükümetinde tamam. Başbakan yardımcısıydım. Ondan sonra da devam ettik. Peki. Şimdi şunu da sorayım. Ondan sonra bu seçimlere gelmek isterim. Türkeş ailesinden siz AK Parti'den adaysınız. Evet. Ay Yüce Hanım da Ay Yüce Taş İYİ Kardeş, Parti'den evet. Aday. Uçankaya'da değil ama. Değil Adana. Adana'da doğru. bu yani Türkeş ailesi içerisindeki aile içi demokrasi mi bunun? Aile içi demokrasinin bir sonucu mu bu? Niye ayrı ayrı partilerdensiniz? Niye siz buradasınız? Niye kendisi öbür tarafta? Buna da bir cevap vermek ister misiniz? Bunun önemli bir uzun bir tartışması olabilir. Bunu seçimlerden sonra yapalım. Öyle mi? Uygun görürseniz şöyle söyleyeyim kısaca ama. Şimdi her aileden bir kişi çıkacak diye bir kota yok siyasette. Bazı aileden hiç kimse ben çıkmaz. Ben yadırgandığı anlamında söylemedim. Hayır, biliyorum. Evet. Hep sorulduğu için bu vesileyle sizin aracılığınızdan bunu vatandaşlarımızdan paylaşmış olalım diye söylüyorum. Ailede siyasete meraklı insan oluyor, çıkıyor. Bazı ailede hiç çıkmıyor. Ondan sonra biz 7 kardeşiz toplamda. Ahmet en küçüğümüz bir dönem yaptı milletvekilliği. 24. dönemde yaptı zannedersem. 24-25'te yapmadı. Yok, ya 24 ya 25'te. Ahmet bir dönem yaptı. Ondan sonra bıraktı. Ayrıca evli Amerika'da eşinin işi sebebiyle New York'ta, New Jersey'de yaşıyorlar. Ondan sonra ona böyle bir davet vaki olmuş İYİ Parti'den. Ondan sonra o da kabul etti. Bu bizim parti ayrılığımız değil. Bu aslında çok güzel bir şeyi gösteriyor Mehmet Bey. Türk milliyetçiliği, bütün dünyada malumunuz milliyetçilik yükselen bir trendi. Yani batıda iyisi kötüsüyle birlikte kötüleri var. Çok kötü örnekleri var da çok şükür bizde yok. Bizim Türkiye'de yok ama Türkiye'de de milliyetçilik yükselen bir değer halinde. Herkes televizyon kafaları var o belli programlara çıkanlar. Onlar da bugünün iktidarında her taraftan milliyetçilerin belirleyeceğini söylüyorlar. Parti içi milliyetçiler veya parti dışında bağımsız yani kendini laik Atatürkçü milliyetçi, şöyle milliyetçi, böyle milliyetçi diye tarif eden insanlar var. Bu önemli bir teveccüh. Bu noktada Türkeş Başbuğ rahmetli olalı 26 yılı geride bıraktık geçtiğimiz Nisan'da. Yıl dönümüydü, evet. Yani çeyrek asrı bıraktık geride. Buna rağmen demek ki o kadar güçlü bir öğretisi var ki onun etkisinden herkes istifade etmek istiyor. Bunu ben kendi adıma söylemiyorum. Ben 43 senedir zaten siyaset. Çekim gücü devam ediyor diyorsunuz yani. Öyle olmasa ta Amerika'dan Ay Yüce'ye gel Allah aşkına ne olur seni. Hem de babamın ilk seçildiği yere koydular. Adana'ya koydular. Öyle mi? Tabii. Size karşı bir denge oluşturmak için. Hayır. Bu Ay Yüce benim hayır. Kardeşim ne olacak? Tamam. Türkeş ailesi bütündür. Yani öyle aileyi birbirine İtiraf kırdıramaz. Olmaz. Hiç kimse. Hayır ben İYİ Parti'nin de öyle bir suyu niyetli olduğunu zannetmiyorum. Peki. Ama Türkeş isminden istifade etmiş olmak istiyorlar diye değerlendirdim ben duyduğumda. Ben yani memnuniyetle de iyi eğitimlidir, iktisatçıdır. İyi eğitim görmüştür. Başarılar diliyorum. Peki. Şimdi şunu size sormak isterim. Yani bu seçimlerle ilgili herkes çeşitli yorumlar yapıyor. Bu seçimler şöyle önemli, böyle önemli. İşte asrın seçimi diyenler doğru. Var. Muhalefet ayrı bir önem veriyor. Sanki
Yani bu defa oldu oldu, bir daha yapamayacağız gibi bir havada, evet, bir kısmı muhalefeti. Onu çok iyi görüyorlar. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani 14 şimdi, Mayıs anlamı nedir? Öncesi ve sonrası her Türkiye seçim, için anlamı nedir? Şimdi Mehmet Bey, her seçim çok önemlidir. Önemsiz seçim olmaz. Yani demokrasiye inanıyorsan demokrasi içinde yönetimi değiştirme imkanı, yerel yönetimde olsun, genel seçimde olsun, seçimle oluyor. O bakımdan bunun önemsizliği olmaz ama belli dönemlerde gerçekten daha önemlidir. Niye önemlidir? Bir, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti 21 yıldır iktidarda. Bu Batı demokrasileri içinde çok ender görülür. Japonya'da oldu, Meksika'da oldu. Liberal Parti, evet. Yani çok istisnaidir. Ama buna rağmen de yükü taşıyor. Yani sırtına aldığı yükü, devlet yönetmek o kadar kolay iş değil. Bir de 85 milyon nüfus, bir deprem. Bir de Türkiye burası. Hayır, bir deprem 11 il, 15 milyon vatandaşımız etkilendi. Doğru. Şimdi bütün bunların yarasını saracaksın, meselelerini çözeceksin. Okula gitmeyeni okula gitmesini sağlayacaksın. Hastasını tedavi ettireceksin. Özlük haklarını yürüttüreceksin, evini yapacaksın vesaire. Bugün gene Sayın Cumhurbaşkanımız temel atıyor gene. Yani o bölgeden hiç elini çekmedi depremden beri. Sağ olsun. Şimdi böyle bir önemli süreçte seçime gidiyoruz. Burada 21 yıl olduğu için artısı eksisiyle 21 yıldır iktidarda bir parti var. Bunun benim hep verdiğim bir örnektir. Bardak yıkasanız bulaşıkta 21 yılda mutlaka bardak kırarsınız. Yani ben hiç bardak kırmadım ama 21 yıldır bardak yıkıyorum diyen bir ev hanımına rastlamanız bir tespih. Mümkün, evet, değil. Hayır, hiç mümkün değil. Yani ne iş yaparsanız yapın. Tabii. Ne kadar maharetli yani, olursan ol. Hangi en basit diyebileceğimiz işi bile yaptığınızda illaki bir yanlış olur. Veyahut yani bilerek yapmazsınız onu ama aksaklık olur. Birini il başkanı atarsınız. Efendim lütfettiniz bana verdiniz der. Ama 3 sene sonra onu il başkanlığından başka bir arkadaşa bayrak devir teslimi yap dediğinizde bana ne garezi vardı da beni görevden aldı der. Ben 40 yıldır bu işin içindeyim. Yani ya beni seçerken 6 tane daha değer arkadaş vardı ama teveccüh benden yanaydı diye hiç kimse ona bakmaz. Otur dediğinde benim hakkım diye oturur. Kalk dediğinde beni niye kaldırıyorsun diye bakar. Şimdi 21 yılda bütün bu tortular gelir. Bunun karşısında da bir Millet İttifakı diye kısaca tarif edebileceğimiz siyasi partiler var. Tek müştereklikleri bu gitsin kampanyası. Yani 2500 sayfa yazdık, sabrım varsa oku. Baktık biraz yazdıklarına. Hükümet programı, evet. Yani sabır göstermeye, ortak metni diyorlardı, evet. Sabır göstermeye çalıştık. Beğenmediniz mi? Yani uygulayabilecekler mi? Yani oraya yazmak ayrı. Esas uygulamak. Uygulamak ayrı. Şimdi Sayın Davutoğlu diyor ki her bir kalemde oturacağız. Altımız bir araya geleceğiz. Birbirimizi ikna edene kadar çalışacağız. Ve birbirimizi ikna ettiğimizde icra safhasına koyacağız. Ben Sayın Davutoğlu'ndan bir yılın üzerinde çalıştım. Oradaki arkadaşların hepsine sabırlar dilerim. Anlaşamazlar diyorsunuz siz öyle. Efendim çok zordur. Ya bir de hiçbir hayatın hiçbir yolunda müştereklikleri yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin, İyi Parti ile DEVA'nın, DEVA ile hadi DEVA ile gelecek ton farkıdır diyelim. Ondan sonra orada da ciddi şimdi, anlaşmazlıklar var aslında. Şimdi neye göre yönetecekler? Yani pusula ne tarafı gösterecek? Kıble demek istemiyorum ama pusula diyelim. Pusulası. Daha tatlı söyleyelim. Bu pusula ne tarafı gösterecek de neye göre yapacaklar? Şimdi o gitsin.
inşallah gitmeyecek ama diyelim ki gittik. Siz ne getireceksiniz geriye? Onun cevabı yok. Yani bir belirsizlik, bir gri alan ben görüyorum orada. Yani nasıl ülkeyi yönetebilecek? Onu oraya kağıda yazdım lan olmaz ya da koyun pazarlığı gibi bakanlık paylaşmayla ayıp bir şey bunlar bir de. Bu şimdiye kadar çok defa krizler yaşandı, özellikle Mart ayında, Mart başında yaşanan kriz ciddi bir krizdi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaşamadılar. Sonra da kriz patlak verdi. Bunları bir işaret fişeği olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle, onlar, bir kere 16 aya yakın zannedersem bunların çalışmaları doğru sürdü. Bir yılı aşkın bir süre. Geldiler gittiler, yemek çorba hala. Bir kere esas bu gitsin lafzının altında yatan AK Parti iktidardan gitsin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da artık süresini tamamlayalım iddiaları var. Peki o zaman sen birincisi ben bunun yerine ne ikame edeceğimi düşünmeye başlamış olman lazım. 16 ayda bunu yapamadılar bir kere. Yani şimdi yerine ne koyacaklar, neyle ikame edecekler bunun cevabını veremiyorlar. Kendileri bir aday buldular. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı. Sonra kendileri dediler ki ya bu kifayet etmez, bu tek başına Tayyip Bey'i deviremez. Biz bunun yanına iki tane de torpido koyalım, belediye başkanları da koyalım, üçü ancak devirir. Burası er meydanı. Yani er meydanında parti başkanları da Cumhurbaşkanı efendim, yardımcısı olacak. Er meydanında teke tek çıkacaksın. Yani şimdi sen bir cumhurbaşkanı adayının karşısına bir cumhurbaşkanı adayı çıkartıyorsun. Çıkartmaya niyetleniyorsun. Bunu kendin yeterli görmüyorsun. Biz daha bir şey demedik. Biz daha yeni seçime başladık. Ondan sonra oruçağız, hele şu Ramazan geçsin, ondan sonra açacağız ağzımızı, bayramlık ağzımızı açacağız. Ama şimdi kendi onların söylediklerini tercüme ediyorum burada vatandaşa bir daha hatırlatmak için. Kendileri dediler ki biz bu cumhurbaşkanı adayı çıkartalım, Kılıçdaroğlu'nu hala. Sonra dediler ki ya yok bu tek başına bunu hak edemez. Biz altımız birden girelim yanına, cumhurbaşkanı yardımcısı olalım. Ki ancak beşimiz altımız bir arada artı, yaparız. 1+5=2 şu anda. Evet. Ondan formülü sonra bu beşi de yeterli görmediler. Baktılar kamuoyunda popülaritesi olan iki belediye başkanı var orada. Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu. Bunları da pakete dahil edelim. Hep beraber biz bu bilek güreşine girelim. Kendiniz bir kişinin başaracağına inanmıyorsanız vatandaşa bunu nasıl ikna edeceksiniz? Peki yani, Tuğrul Bey, ya ne olur diyelim seçildiler. Bir 15 Mayıs ve devamı senaryosu bize, yani nasıl bir Türkiye karşımıza çıkıyor? Yani bu dediğiniz yine böyle koalisyonlar yönetilemeyen bir Türkiye, krizler Türkiye'si buna mı çıkıyor? Yönetim krizlerine mi çıkar? Şimdi bir kere orada kendi oylarını bu tarif ettiğim gibi kendi oylarını da yeterli görmedikleri için terörle iltisaklı partilerle de dirsek temasına başladılar. HDP ile evet. Şimdi orada Meral Hanım Efendi diyor ki ben bunu kabul etmem. Ben bu tarafa bakıyorum, sen yap orada anlaşmayı. Ben görmemiş olayı. Öyle mi oluyor? Ben öyle anlıyorum. Valla ben 40 senedir Türkiye'nin siyasetindeyim. Çok teşbihleriniz bana çok ilginç geldi de biraz o yüzden böyle şey yapıyorum, açıyorum. Hayır, yani şimdi Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu gidip HDP ile görüştü mü? Görüştü. Bir takım mutabakatları, hatta o görüşmenin sonunda onların ağzıyla tabii konuşma yaptı mı medyaya? Yani her zaman Kılıçdaroğlu az değildi. Daha önce grup toplantılarında MHP liderliğine talip gibiydi. Ben biraz milliyetçiyim. HDP ağzıyla mı konuştum? Ben ülkücülere sahip çıkıyorum. Ha listelerde görmedik onları da ayrı. Yani
şey, ülkücü milliyetçi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantılarını hatırlayınız. Muhakkak ki takip ettiniz. Sayın Kılıçdaroğlu her hafta Sayın Bahçeli ile kim daha ülkücü yarışmasına girmişti. Yani ben daha ülkücüyüm. Ülkücülere ben sahip çıkıyorum. Ülkücülerin meselelerine ben bakıyorum. Listelerde yer vermedi diyorsunuz. Görmedik. Ya da benim gözümden kaçtıysa bu programı izledikten sonra açıklama yaparım. Bu HDP ile bu ilişki biçimini tehlikeli buluyor musunuz? Böyle ilişkiyi tehlikeli buluyorum. Niçin? Yani parlamentoda grup oluşturmuş, seçilmiş, yasal temsilcileri olan bir parti ile arkadaş ben görüşürüm der, görüşürsem buna ben bir şey diyemeyebilirim. Ha, ben görüşmem, hayır. Ama demeyebilirim oraya bir şey. Ama bu temin arz etmeye çalıştığım gibi bir yaklaşım garip. Yani şimdi iki asli unsuru var Millet İttifakı'nın. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, öbürü de İyi Parti. Doğru. Öbürleri de işte şeyin garnitürü, etin yanındaki şeyler, patates, sebze vesaire. Şimdi buradaki ana yemeğin bir kısmı diyor ki hadi ben bu tarafa bakıyorum, sen anlaş orayla. Bu yakışıksız. Evet. Yani şunu, dürüstçe şunu söylememiz lazım. Arkadaşlar siz HDP'nin oy tabanına talip değil misiniz? Oraya talip olmadan o oy tabanına kendinize bir cumhurbaşkanı seçtirebilir misiniz? Büyük soru bu. Buna cevap versinler. Şimdi şu andaki görünüş kamuoyunda seçtiremiyorsanız HDP'ye ne veriyorsunuz? Meral Hanımefendi o tarafa bakmadı. Kılıçdaroğlu gitti onların ağzıyla konuştu toplantının çıkışında. Onlar da bir cumhurbaşkanı adayı göstermediğine göre bunu, burayı destekleyecekler. Ben bunca yıldır oy kullanan vatandaş olarak, yani siyasetçi Tuğrul Türkeş'i bırakın. Ben bunca yıldır oy kullanıyorum. Seçmenim aynı zamanda bu ülkede. Yani küçük okuma yazması olan şimdi, insan. Ben bakıyorum, ben böyle anladım. Ha şimdi deyin ki nalet gelsin, senin oyunu da istemiyoruz, siyasetini de istemiyoruz. Sen dağdaki terörle arana mesafe koyamayan bir grup adamsın. Kendine hayrın yok ki, bana ne hayrın olacak de. Tamam, saygı göstereyim ben de senin aldığın kararlara ama şimdi bir muğlak bir şey var orada. Evet. Peki şöyle, mesela PKK'nın böyle bütün lider kadrosu, elebaşları böyle sanki birer parti genel başkanı gibi arka arkaya açıklamalar yaptılar, yapıyorlar. Ve birleştikleri nokta bu 14 Mayıs'tan sonra geri dönüyoruz. 14 Mayıs bizim için çok önemli. Açıktan altılı masa falan diye de zikrederek bu Dural Kankanlar, Sabri Oklar vesaire hepsi açıklamalar yaptılar. De böyle bir mesela bu Pervin Buldan'ın bir açıklaması dönüyor. Bir dönem yaptığı. İşte geçmiş olsun AKP. Biz nasıl Suriye'de statü elde ettiysek Türkiye'de de statü elde ettik, ediyoruz falan. Bu anlamda Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü halel getirecek PKK ve 14 Mayıs sonrası buna dair bir tehdit algılamanız var mı? Tabii bu bir kötü niyeti ortaya koyuyor. Yani bunu devletin güvenlik unsurları tehdit diye algılamalı. Ama siyasetçi Tuğrul Türkeş olarak ben bunu cehaletle yorumlarım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük devlettir. O Suriye'ye falan benzemez. Yani boyunuzun ölçüsünü alırsınız burada. Evet. Açık, net. Yani öyle biz geliyoruz falan, burada saha boş değil. Daha önce denediler, birçok girişim oldu Türkiye'de ama hepsini ilk başına nasıl döndürdüğümüzde kendileri tecrübe ettiler, biliyorlar. Ki o sizin ilk şeyde görev aldığınız dönemde Hendek terörü vardı değil mi? Doğu, biz bitirdik, bölgesinde. Biz bitirdik o dönemde ama ki iktidar değişirse... çok parçalı bir hükümet olmasına rağmen seçim hükümeti. Seçim hükümetinden sonra da Binali Bey'le de devam ettik. Evet. Ve çok şükür onların hepsi temizlendi. Ya iktidar değişirse devlet de değişmiş olmuyor mu yani sizin bu dediğiniz? Nasıl değişecek? Kime göre değişecek? Yani iktidar değiştiğinde, inşallah değişmiyor da, ama farz-ı mahal diyoruz.
iktidarın değiştiğini düşünelim. Şimdi Kılıçdaroğlu'na göre mi bir bürokrasi tanzim edilecek? Oturacaklar birkaç ay sonra ikna olduklarında birbirlerinden, ona göre mi bir bürokrasi tanzim olacak? Yoksa pasta dilimi orada gibi konuşuyorlar. Çok gri alan var yani dediğiniz. Pasta dilimi gibi konuşuyorlar. Bir kere bu, ne bu devlet pasta ne de bu seçmen pasta. Ben bu şeylere, bu kamuoyu yoklamalarında falan ben onlardan çok rahatsızım. Böyle o pastanede satılan kekler gibi. Görüyorlar. Böyle böldüm, böyle böldüm. Bir de yok böyle bir şey gerçek hayatta. Yani sen anketör olarak gittiğinde vatandaş seninle dalga da geçiyor olabilir. Bir de sen neye göre örnekleme yaptığında ayrı hikaye filan. Şimdi burada da şimdi bakanlık paylaşıyoruz diyorlar. Sonra da diyorlar ki bu hep yapılıyor. Hiç vallahi böyle yapılmıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Sayın Davutoğlu seçim hükümetini kurarken o dönemde bu tip tartışmalar oldu da dediler ki işte Tuğrul Bey'e başbakan yardımcılığı teklif edilmişti. Bana da teklif edildi. Ben kabul etmedim diye bazı açıklamalar oldu daha sonra. Bana kimse başbakan yardımcılığı falan teklif etmedi. Bana bir kuru kağıda anayasa maddeleri yazılı. Onlar verildi. İşte onunla o referanslar verildikten sonra diyor ki Sayın Davutoğlu, Cumhurbaşkanı bana bir seçim hükümeti kurma görevi vermiştir. Ben de size bakanlık teklif ediyorum. Kuru bakanlık ne değil belli değil ve bir görüşme yok. Bakanlık teklif ediyorum. Ettin bildir. Etmedin yarın 6'ya kadar bildir ki yerine yeni adam atayım. Siz orada girdiniz. Ben buna girdim. Şeye bakmadan ne olacak ben buna arkası? Girdim. Şimdi rivayet muhtelif filan. Şimdi bir tanesi çıktı geçenlerde televizyonda diyor ki Tuğrul'a işte biliyorsunuz başbakan yardımcılığı verildi. Bana da aynı şey teklif edildi. Ben gitmedim. Tuğrul'a böyle bir şey teklif edilmedi. Yani ben Tuğrul olarak söylüyorum bunu. İlk ağızdan evet. Diyorsun. Ha ilk ağızdan. Peki. Bana kağıt hala elimde. Sayın Davutoğlu o kadar sert bir yazı yazdığına eğer sıkılmazsa kağıdı da kamuoyuyla paylaşırım. Yani evet. Diyor ki bakanlık teklif ediyorum yarın 6'ya kadar kabul etmediğini bildir ben de işime bakayım. Bundan ibaretti diyorsunuz. Biz buna girdik. Niye? Devletin bekası için. Bekası için. Devletin peki. Devamlılığı için, demokrasinin akması için. Peki. Şimdi bir şey soracağım. Şimdi bu mesela yurt dışı yayınları da izliyorsunuzdur mutlaka. Tabii. Siz dış politikayla da yurt dışı basınla da ilgilisiniz. Mesela Washington Post 2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de olacak dedi. The Economist Türkiye diktatörlüğün eşiğinde diye kapak yaptı böyle bir. Şimdi muhalefette biz demokrasi getireceğiz. İşte şey olan Türkiye, otoriterleşen Türkiye'yi tekrar demokrasiye döndüreceğiz diyor. Bu şablona ne diyorsunuz siz? Muhalefetin çizdiği dış basında çıkan bu yazılar falan. Bu bir kere bir göz rahatsızlığında astigmatizm vardır. Astigmat gerçeği görmezsiniz. Gözdeki lenslerde kırılma olur. Buradaki çay bardağını burada görürsünüz. Buna da astigmat denir. Astigmat, yani evet. Çok kabaca ben tıp okumadım, iktisatçıyım ama yani çok kaba böyle tarif edebiliriz. Şimdi hangi diktatörlük, yani kim neyi yapamıyor Allah aşkına Türkiye'de? Yani bir siyasi parti var, o kendi ajandasına göre, kendi siyasi görüşüne, dünya görüşüne göre ülkeyi yönetiyor. Bu demokrasinin gereği. Ama olmayan ne var? Yani neyi yapılamamış da burada? Ve Batı neyden rahatsız? Yani biz Batı'dan rahatsızız. YPG'si, PKK'sı, IŞİD'i, şusu busu hepsiyle yüz göz olan başta Amerika ve Avrupa ülkeleri. Şimdi İsveç'ten Finlandiya'yı NATO'ya alalım dedik. İsveç terörle mesafesini koruyamıyor hala. Hadi Finlandiya yalan yanlış bir şeyler yaptı. Biz de kabul ettik. Finlandiya geldi. Evet. İsveç niye gelemiyor? Terörle rabıtasını, mesafesini koyamıyor. Kanunlarını geliştiremiyor. Şimdi bu Batı'nın yorumunu biz ciddiye almalı mıyız sizce? Esas bizim mesele için ne mesele burada peki? Evet. 85 milyon
burada yaşayan kendi vatandaşımızın iyiliği, refahı ve demokrasi içinde yaşayabilmesini temin. Bizim önceliğimiz bu. Demin dediniz ya hani tek ortak müşterek noktalara muhalefetin Erdoğan gitsin. Batı da onu mı böyle? Duyuyoruz. Onun haricinde bir Batı şey değil. Batı da böyle sanki. Batıya bu, ne? Onlar niye peki yani? Bilmiyorum. Şey ne? Yani ki, ya bir orada bir şey olmalı. Yani Erdoğan biraz izlediği dış politika nedeniyle Batı'ya karşı teslimiyetçi bir politika izlemediği için mi? Yani ondan dolayı mı? Yani şimdi tabii onunla ilgili çok... Türkiye'yle istedikleri hizada tutamadıkları için mi? Yani bunun da bir izahı lazım. Herhalde. Yani başka bir mantıki izahı yok. Yani biz Trump gitti, Bush geldi karışıyor muyuz? Veyahut işte Rishi Sunak şimdi İngiltere'de başbakan bize ne? İngiltere eğer iyi yönetildiğini düşünüyorsa İngiliz vatandaşları... Yani hoşumuza gider ya da gitmez ama beğenmeyiz ayrı ama biz de kişisel almamak lazım. Onların da Türkiye'de eğer demokrasi varsa yani 21. yüzyılda en önemli şey nedir? Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü vesaire. Şimdi bunlar yani Batı demokrasisi, Batı'nın gelişmiş toplumu dediğimiz yapı bunların üstünde yükselir. Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, demokrasi. Bunlar var mı var? Gerisi sana ne? Şimdi hepsi geliyor. Bilmem kaç bin tane gazeteci nahak yere hapiste. Adetler çıkarttık, listeler çıkarttık. Ben 2007'den beri Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türk delegasyonunun üyesiyim. Orada göç, mülteciler ve yerinden edilmiş insanlar komitesinde başkan yardımcılığına kadar yükseldim, görev yaptım. Ondan sonra insan hakları ve hukuk komitesinde görev yaptım. Yani Avrupa Konseyi'nde birçok tartışmaya girdik, birçok toplantıya girdik, çıktık. Şimdi buralarda götürüp veriyorsunuz, kabul etmiyor. Yani diyor ki 248 tane gazeteci nahak yere hükümet karşıtı olduğu için hapiste. Getiriyoruz. Kardeşim bak bu terörden yakalanmış, vurulmuş. Yani polisle çatışıp güvenlik güçleriyle vurulmuş. Ve ondan içeride. Ama bunun üstünde de yalan yanlış bir gazeteci kimliği var. Yani şimdi hangisi daha makbul? Terörist. Evet. Polise, devletin güvenlik gücüne silah çekmiş, çatışmış, yaralanmış, yakalanmış, hapse girmiş. Gazeteci değil o. Başka bir şey. Ama cebinden de bir gazeteci kimliği çıkmış. Ben bu gazeteci diyor. Yok öyle gazeteci. O Hendek olayları sırasında ben başbakan yardımcısıyım. Çok ilginç bir olaydı. Onu nakledeyim. Vatandaşlar bilsin bunları. Bir HDP'den bir milletvekili yanımıza geldi. Biz bakanların olduğu yerde oturuyoruz. Hanımefendi gayet ağlamaklı. Diyor ki bu diyor çatışmanın olduğu yerde İstanbul Üniversitesi'nden bir talebe kız çocuğu var diyor. Annesi babası orada diyor. Ağlıyorlar diyor. Çocuk kazara yaralanmış. Asker vurmuş. Çocuğu kurtarın oradan diyor. Evet. Çok ciddi bir iddia bu değil mi? Evet. Çok ciddi bir. İnsani bir şey. Ne hemen çıktı? Hemen aradık. Zannedersem Sayın İsmet Yılmaz Milli Savunma Bakanı'ydı. Yanılıyor olabilirim ama herhalde İsmet Yılmaz öyleydi vardı herhalde, yanımda. Evet. İsmet Bey'le beraber bölge valisi vesaire yetkili yerleri aradık. Ne çıktı? Terörist peşmerge kılığında. Devletin güvenlik gücüyle çatışıyor. Yaralanınca elbisesini değiştiriyorlar. Sivil bir elbise giydirip çocuğun yüzünü gözünü siliyorlar. Sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri, onun İstanbul'da o teröristin bir üniversitede kaydı var. Doğru. Talebeyi vurdu asker diyor. Evet. Ya talebeyi falan vurmadı kardeşim asker. O teröristi vurdu orada. Evet. Orada ne işi var orada? Ha, değil mi? Şimdi onun şey için bu Batı'nın yaklaşımı oradan girdik. Batı biraz gizli yüzünü göstermeye başladı. Yani nedir eskiden bundan bir 20 yıl 30 yıl önce Batı medeniyetin beşiği
işte tarafsız, objektif, insan haklarına değer verir filan bir Batı tarifi vardı. Şimdi bu son yıllarda oradaki bu yükselen ırkçılıkla birlikte, bizdeki milliyetçiliktir karıştırılmasın, orada ırkçılık, İtalya'da Mussolini'nin partisi iş başında. Bütün Avrupa ülkelerinde yükselişte. İngiltere'de öyle, evet. Almanya'da öyle, Fransa'da öyle. Avusturya'da. Bu yükselen ırkçılıkla birlikte yabancı düşmanlığı, xenofobia, ondan sonra İslamiyet'e karşı tavır, İslam düşmanlığı var ve hiç o eskisi gibi insan hakları demokrasiden alakaları kalmadı. Bir kendilerini üstün zannediyorlar, bir de kendilerinin dışındaki dünya olduğunu düşünüyorlar. Onun için artık 60'lardaki 70'lerdeki kadar ben Batı'yı çok da olduğundan daha yukarıda görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Peki. Dolayısıyla bu yazılanlar, çizilenler, onları da... Onlar yazacaklar. Yandaşları vardır içinde. Onlara destek vermek için yapıyorlardır. Peki. Şimdi şunu size bir sormak istiyorum ben. Cumhur İttifakı, yani 15 Temmuz'dan sonra, siz 15 Temmuz'da da başbakan yardımcısıydınız. Hatta o Çankaya Köşkü'nde epey bir hatıranız da var herhalde. Gelenler, gidenler, bizim böyle uzaktan duyduğumuz bayağı bir orada bir şeyler yapmışsınız. Sonra bir Cumhur İttifakı ortaya çıktı. Bir yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Ama burada bir de yani bir milliyetçilerle muhafazakarların bir yerde bir ittifakı olmuş oldu bu. Milliyetçi muhafazakar ittifakı diyebiliriz. Bu Türkiye için nedir bunun şeyi? Yani Cumhur İttifakı Türkiye için artı eksi ne katabilir? Bu aşı tutmuş mudur? Bu minvalde ne düşünüyorsunuz? Bence tutmuştur. Yani şöyle bakmak lazım buna. Bir kere bizim seçmenin irdelediğimizde, vatandaşlara baktığımızda o pasta dilimi diye takıldığım arkadaşlar da, anketörler dahil, herkes toplumun %60-65'ini bir monoblok, yani pastanın yarıdan fazlasını bir bütün olarak tarif eder. Evet. Nedir o bütün? İşte o bahsettiğiniz muhafazakar, milliyetçi mütedeyyen, vatandaşımızdır. Dindar, mütedeyyen, hepsi, yani aynı ailedir. Ailenin büyükleri diyelim ki bir partiye teveccüh göstermişse, gençleri de diğer partilere teveccüh göstermiştir, ama aynı ailedir. Anadolu insanımızdır bizim bunlar. Ve Çanakkale'de de aynıdır. Sivas'ta da aynıdır. Erzurum'da da aynıdır. Her yerde aynıdır yani bunlar. Şimdi bunun ton farkları vardı. Bu ton farkları en son 15 Temmuz'u milat kabul ediyor liderlerimiz. Onunla birlikte bir konsolidasyona, bir beraber hareket etmeye gidildi ve buna da şimdi Cumhur İttifakı deniyor. Bu iyi olmuştur. Yani vatandaşın lehinde bir şeydir. Çünkü vatandaşın kutsallarına, vatandaşın değerlerine önem veren iki siyasi parti yan yana gelmiştir. Daha normal, daha birbirine yakın, daha bütünleşmesi kolay oldu o yüzden, öyle mi? Öyle oldu. Yani demin muhalefetle ilgili mesela birbirine benzemeyenler, senkronize olamayanlar. Ben size diye şuradan gene kendi yaşadıklarımdan bir örnek verebilirim. Ben o şeyde Haziran 2015 sonrasında seçim hükümetine girip başbakan yardımcısı olarak atandıktan sonra Anadolu'da değişik yerlere seyahate gidiyoruz. Şimdi ben de bakıyorum vatandaşın tepkisi ne olacak diye. Yani biz aklımızla, mantığımızla doğru bir şey yaptık, yani hiç yanlış yapmadık orada. Fevkalade iyi bir iş yaptık, ama bakalım vatandaş anladı mı doğru şey yaptığımızı. Çıktık sahaya, birçok ile gittiğimizde oranın idari erkanı, vatandaş vesaireyle karşılaştığımızda o muhabbeti görüyorsunuz, elden anlıyorsunuz. Yani gidip el sıkıyorsunuz. AK Parti'den evvelinde bir siyasi hayatı olmayan normal sıkıyor elini. Bazısı aşağı doğru bir kastırıyor.
Sonra eğiliyor diyor ki abi ben burada eski Ocak ikinci başkanıydım. Ha, şimdi AK Parti'ye geçmiş ama daha önce öyle ülke şey. Ocaklarında bir görev varmış vesaire filan. Aynı yapı ama. Oradaki o muhabbeti, kabulü vesaireyi ben gördüm. Yani anladım. Kendi bünyemde test ettim bunu. Bu yapı tuttu. Çok şükür. Bu seçim ilk turda biter mi? İkinci tura kalır İnşallah. Mı? Sizin bitmeli. Sonuca dair çok böyle sürprize açık bir seçim olarak görüyor musunuz bunu? Ben bu tahmin işlerinde iyi değilim. Yani ben eskiden beri bu tahminleri dinlerim. Bizim Türkçe'de güzel bir laf vardır. Fala inanma, falsız da kalma öyle derler. Derler. Evet. Onun için ben fala inanmam, falsız da kalmam. Yani bu kamuoyu yoklamalarının hepsini ister istemez bakıyoruz. Tabii ki bakıyoruz. Son soru. Yani seçimi baktığınız zaman şu anda Cumhur İttifakı mı daha yakın, karşı taraf mı daha yakın? Bana göre Cumhur İttifakı daha yakın. Şunun için biz ne yapacağımızı biliyoruz. Hazırlıklarımız var. Geçmiş performans var. Yani yapacağım dediğinde yapacağına vatandaş da inanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı gitti deprem bölgesini gördü. Birebir kaç defa gitti. Ondan sonra dedi ki bana bir yıl zaman verin. Ben size bir yılda bu evlerin tamamını yaparım. Ve şimdi patır patır temel atılmaya başlandı. Çok hızlı. Yani mevsimde müsait. Kıştan çıkıyoruz şimdi. Bunun kabası kalkar bu sene içinde. Şimdi ya bunu Tayyip Bey yapabilir mi? Hiç kimse bunu düşünmez. Niye? 20 yıllık geçmiş performans bunun mükemmelen yapılabileceğini gösteriyor. Ama diğerleri 3 ay nasıl yöntemle ihaleye çıkacaklarını tartışırlar. Altılı masa 6 değişik modelle gelebilir. Onlar o kararı alana kadar biz kabayı çıkartırız zaten. Peki, çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Beni çağırdığınız için. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Sağ olun. Efendim izlediniz Sayın Tuğrul Türkeş, AK Parti Ankara Milletvekili, eski Başbakan Yardımcısı ve tekrar birinci sıra milletvekili adayı 14 Mayıs'ta konuğumuz oldu bugün. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüz bayram. Bayram nedeniyle önümüzdeki hafta program yapamayacağız. Şimdiden tebrik ediyoruz. Evet. Ramazan bayramınızla. Ben Durul de Bey'le tebrik birlikte. Ediyorum herkese. İyi bayramlar. Tekrar bayramdan sonraki hafta görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.